Hayır. Öyle gel. Nedir bu gürültü? Duyuyor musun? Sen de mi duyuyorsun? Ya sen delirdin mi? Bu gürültü duyulmaz olur mu hiç? Sen de ha? Sana da ilaç lazım. Gördün mü bak ne iyi ilaç! Sana söylüyorum Cafer! Evin içinde birileri dolaşıyor! Ne oluyor? Hadi canım gel, yok bir şey! Dikkat etsenize be! Dikkat etsenize be! Nedir benim bu çilem? Nedir bu Cafer'in çilesi? Gürültü yapıyorsunuz! Gürültü yapıyorlar! Bırak elindekini! Bırakın hepiniz elinizdekileri, ben hallederim! Ve bana! Geri zekalılar! Teşekkür ederim, sağ olun. Affedersiniz, galiba yukarıdan biraz davulu kafanıza düşürdüm, yanlışlıkla.
Sen niye gitmedin onlarla? Seni bu koskoca evde bir başına bırakıp gitmeye gönlüm razı olmadı. Yahu sen deli misin be? Ama saklanın, görmesinler sizi. Demek bizi yeniden çağırıyorlar ha? Evet, yarım kalan tedaviniz için hemen gelebilirsiniz diyorlar. Anlamadım. Romanya'ya mı gidiyorsunuz geri? Evet. Ayrıca sinirlerim çok bozuk son günlerde. Çok iyi olacak. Bu defa gözüm arkada da kalmayacak. Cafer evi mükemmel idare etti. Hoppala, bir güldü galiba. Hayatımda iyice tedavi ol, bir daha böyle sesler duymadım. Ya, ya. Sen hemen gidip biletlerimizi alıver. Bana bak, bu gece bir kulübe gidelim, iyice kurdumuzu dökelim. Yok arkadaş, bende beş para yok valla. O zaman kiracıları, paralı kiracılar seçelim. Ha? İşimize yarasın, seçkin kişiler. Refik! Refik! Vay benim askerlik arkadaşım Refik, nasılsın ulan? Aa, bu bizim Cezmi! He? Cezmi! Hadi ya, canım benim, bir dakika Şehitler amcamıza gidelim. Gel hocam. Vay be! Cezmi! Ah Refik kardeşim! Vay, Cezmi tanımadın mı lan bizim onbaşı Cezmi? He, tanımadın. Merhaba. Cezmi ne var ne yok? Sorma be Refik, ev sahibi evden korkuyoruz, çoluk çocuk sokakta kaldık, ev arıyoruz.